Selam. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? İyi, her şey yolunda sizi. Biziz, çok memnun olduk. Sizi gördük. Biz de öyle efendim. Size, ikinizi de görmek her zaman mutlu olabiliriz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mağazaları. Bakın birbirimizi arıyoruz ama herkes bir yerde. İyiyiz, her şey yolunda. Güzel geçiyor. Ne güzel. Sizin? Bizde de aynı. Yeni yıl işte malum. Evet. Biraz işler oturuyor yavaş yavaş. Oturuyor. Değil. Siz artık kamerayı yeri buna mı geçtiniz? Evet. Öyle mi? Daha basit. Başınızda daha kalan. Mesela sizi hani bu arada hani sizi heyecanlandıran bir şey. Beni heyecanlandıran yeni proje Şubat ayında inşallah. Daha takvim o tarafa doğru. Okuyor musunuz? Hani nasıl? Okuduğum yeni işler de var. Yayına girecek de var. Gönlünüzü içinize sildi mi yaptın mı? Valla gönlüm aramaya devam ediyor. Konser belgeseli yayınlandı. Konser filmi. Evet. Filmi evet. Evet, çok güzel ondan da izleyen herkes hoşuna gitti. Biz de mutlu olduk. Önümüzde 3-4 çok değişik ayımız var. Türkiye'nin önünde çok kritik. Önümüzdeki 100 yıla bedel bir 4 ay var. Evet. Herkes bence biraz bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Evet. Bir projede hani az önce sordum ya. İçinize sinmese bile hani mecbur şartlardan dolayı kabul ettiğiniz oluyor mu ya da insanlar hani genel anlamda söylüyorlar. Oyuncular hani oynamak zorunda da kalıyor. İlla içinize sinmesi hani hayat hepimiz şartları devamlılık açısından mecbur. Hepimiz içimize en sinen işte projede yer almaya çalışıyoruz. Bazen içinize başta siniyor mu yol üzerinde hayal ettiğiniz gibi olmayabiliyor. Bazen başlangıçta aklınızda soru işaretleri oluyor ama çekimler sırasında o artıya dönüşüyor. Dolayısıyla çok beklenme bu işler. Hani kabul etmek de sonradan böyle pişmanlık yaşadığınız öyle oldu mu? Hiç denk geliyor mu? Yani deneme yanılma hani yöntemi bazen söylüyorum. Ben bilmem öyle düşünmedim ama yani muhakkak şey oluyor yani bir şey yapmıyorsan muhakkak ben hani bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Bir projede de bir senaryoda hani ne olursa oynarsınız ya da özellikle hani ne olmazsa içerikte oynarsınız. Yani sizi hani ne rahatsız eder de o projede oynamazsınız ya da geri durursunuz. Hani böyle bir kriteriniz, bir şeyiniz var mıdır? Ben özellikle her zaman hikayeyi okuduğum zaman o hikayeye inanıyor muyum, onun bir parçası olmak istiyor muyum diye bakıyorum. Ama en temel olarak da hani oyuncu olduğum için bu rol bana hizmet eder mi? Ben bu role hizmet eder miyim diye. Bazen hocanın ağzından diyoruz ya işte kadınları anladım. Öteleyen ikinci... Yani oralara hiç girmek istemiyorum. Çünkü anladım. Bunlar hani... Kadını öteleyen ya da işte arka plana atan projelerden kimi zaman oyuncular oynamamaktan çekiniyor. Ya da o projeye de gidiyor. Hani öyle kıstaslarınız, kriterleriniz oluyor mu? Bir projeye hani gereken böyle değerlendiriyor musunuz o tarafıyla? Tabii ki. Ama dediğim gibi mesela yani... Bunu tam söylediğiniz gibi bu dertten yakınan bir filmse bir parçası olmak isterim. Ama Blaze diye kadını arka plana koyan yahut yani her şey içeriye bağlı, her şey kontekste bağlı. Neyi nasıl anlattığınızla alakalı. Blaze diye kötü bir şeyin parçası olmak istemem tabii ki. Ben artık günümüzde de sinemada da, tiyatroda da edebiyatta da kadının geri planda kaldığı dönemin sona erdiğini ve bu önümüzdeki 4 aydan sonra ülkenin kaderi değişirken bence cinsiyet eşitliğinde de yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Birlikte bir projede hani hiç olsa böyle hani geliyor mu? Bir yere böyle şu an mesela bir yere yetişme projemiz var. En yakın birlikte projemiz o. Size de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konser var mı? Yakın zamanda konserler. Siz takip ederseniz. Tamam. Sağ olun. Eksik olun.